Ya kiralamak istediğim mülkler? Bir kısmına izin verdi. O vakit ben de bir kısmını söylerim. Bana bak. Oyun zamanı değil. Oyun sevmem. Ne söyleyeceksen söyle. Kendi başına şaşma. Çelebi'nin emaneti dervişteymiş. Hünkârımıza vermek istiyorlar fakat İbrahim Paşa'dan çekiniyorlarmış. Bana bilmediğim bir şey söyle. Madem saraya giremiyoruz, o halde hünkârımız dışarı çıksın dediler. Hünkârımızın huzuruna çıkmak için müsaade istedi. Kabul ettik. Lakin gelmedi. Sizden çekinip gelemiyorlardır. O yüzden hünkârımızın dışarı çıkmasını bekleyecekler. Hünkârımız dışarı çıkacak. Fakat nereye gideceğini söylemedi. Eğer nereye gideceğini öğrenemezseniz derviş mektubu hünkârımıza verecektir. Önce Başçeri'nin kellesini alacağım. Sonra da dervişten o mektubu. Hazırlan. Ne oldu? İdam hükmü uygulanacak. Müsaade ederseniz ben bir abdest alayım. İmam efendi gelecek. Birlikte alırsınız. Eyvallah. Aileme bir mektup göndermek istiyorum. Tamam. Biz lüzum olanı yaparız. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur derviş baba. Allah razı olsun cümlemizden. Hünkârımızdan haber var mı? Biz davet ettik. İcabet edeceğini söyledi. Çok şükür. İbrahim Paşa, idam hükmünü yerine getirilmesi için kararlı emir vermiş. Hatta İmam Efendi bile tayin edilmiş. Çeri başına çok yazık olacak Yahya Efendi. Kaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Denizde, karada, yerde, gökte ne varsa onun kudretindedir. O istemeden kuru bir yaprak bile yere düşmez. Olacak olanı da ondan başkası bilmez. Ne toprağın karanlıklarına düşen bir tane, ne kuru ne yağış hiçbir şey yok ki ona gizli kalsın. Sen gönlünü ferah tut derviş baba. Hünkârım, hoş geldin İbrahim. Bir hata mı ettim hünkârım? Neden böyle düşünürsün? Bir ziyaret tertip etmişsiniz. Lakin benim haberim olmadan. Bana bunu söylememeniz düşündürdü beni. Eğer bilmeden bir hata ettiysem, affınızı mazhar olmak için ne yapacağımı da söyleyin. Eğer bir hata edersen, düşünmene lüzum olmadan anlarsın İbrahim. Ziyaret
ziyaretimiz gizli olacak. Müsaadenizle ben de gelmek istiyorum. Bizi davet eden yalnız gelmemizi istedi. Solakları hazırlayayım o zaman hünkârım. Lüzum yok. Ziyaret edeceğiniz kişi kim ki? Sizi ayağına çağırıyor. O bizi ayağına çağırmaz. İyiliğe, bahtiyarlığa çağırır. Sırat-ı müstakime çağırır. Sadrazam Paşa'm. Hünkârımızın nereye gideceğini öğrenebildiniz mi? Söylemedi. Peki ne yapacaksınız? Hünkârımızın söylediklerinden nereye gideceğine dair bir tahminim var. Ne söyledi ki? O ayağını çağırmaz. İyiliğe çağırır. Bahtiyarlığa çağırır. Felaha çağırır. Sırat-ı müstakime çağırır dedi. Paşam, hünkârımızı en iyi siz sanırsınız. Lakin bu sözlerinden nereye gideceğini nasıl tahmin ediyorsunuz? Hünkârımız bunu bir kişi için söyledi. O da süt kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi.